Eğer kişi Ramazan ayında günah işliyorsa, günahlara batıyorsa, orucunu tutmuyorsa, namazını kılmıyorsa, kendisini günahlardan beri tutmuyorsa, bilsin ki o nefsinden dolayı. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz diyor ki, ya Resulallah, siz buyuruyorsunuz ki herkes kendi meziyetine göre cennet kapılarından içeri girecek. Namaz kılanlar namaz kapısından, oruç tutanlar reyyan kapısından, sadaka verenler falan kapıdan, cihad edenler falan kapıdan. Soruyor, ya Resulallah, her kapıdan çağrılıp da aman bu kapıdan girsin diye davet edilen kimse var mıdır diye sorunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dönüyor. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh diyor ki, ey Ebubekir, ahiret gününde kendilerine denilecek ki kalkın ayağa. Falan oğlu falan, falan kızı falan. Kalk sen dünyadayken hakkıyla Ramazan orucunu tuttun. O kadar mahşeri kalabalık içerisinde Allah rızası için orucunu tutan kimse ayağa kalkacak. Ve değerli kardeşlerim, bu haftaki sohbetimizde inşallah içerisinde bulunduğumuz Ramazan-ı Şerif ayının faziletinden bahsedeceğiz. Rabbim inşallah hakkıyla idrak eden kullarından eylesin. Muhterem kardeşlerim, Ramazan ayı tam manasıyla mümin ve Müslümanlar için bereket, feyiz ve rahmet ayıdır. Ramazan ayı müminlerin günahlarından ve cehennemden kurtulmasına vesile olan şerefli bir aydır. Ramazan ayı mağfiret ayıdır. Çünkü Allah Azze ve Celle bu mübarek ay içerisinde bütün mağfiret kapılarının hepsini açmıştır. Ramazan ayı rahmet ayıdır. Çünkü Ramazan ayında müminlere hiç kimsenin bilmeyeceği, hiç kimsenin tahmin dahi edemeyeceği, yalnızca Allah Azze ve Celle'nin tayin edeceği, yalnızca Allah Azze ve Celle'nin bileceği ecir ve mükafatlar verilecektir. Bu konu hakkındaki hadisi şerifi inşallah sizlere aktarırsam daha iyi anlaşılmış olacak. Buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, lütfen Allah rızası için çok iyi dinleyelim. Bakın, biraz sonra söyleyeceğim hadisi şerifleri Müslüman olan bir kimse hakkıyla böyle idrak edebilmiş olsa, hakkıyla bunun şuuruna varmış olsa, hakikaten tüm ciddiyetimle söylüyorum, ben Müslümanım deyip de oruç tutmayan kimse tanımam ben. Ben Müslümanım deyip de oruç tutmayan kimseyi göremem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Adem oğlunun yapmış olduğu bütün ibadetine karşılık Allah azze ve celle kat kat sevap verecektir. Bu sevaplar 10 katından 700 katına kadar katlanır. Kişinin yapmış olduğu bir ibadetin karşılığında Allah Azze ve Celle ona 700 kat sevap verebilir. Ama oruç böyle değildir. Orucun değerlendirilmesi yalnızca Allah Azze ve Celle'ye aittir. Onun karşılığını yalnızca Allah Azze ve Celle bilir. Allah Azze ve Celle tayin eder. Allah Azze ve Celle belirler. Kişinin tutmuş olduğu orucun mükafatı, kişinin tutmuş olduğu orucun sevabı Allah katında gizlidir. Tutmuş olduğumuz orucun karşılığını, sevabını, mükafatını melekler dahi bilmez. Onun mükafatını yalnızca Allah Azze ve Celle bilir. Gizli kalmasının sebeplerinden bir tanesini alimlerimiz şu şekilde yorumluyor. Bir kişi vefat ettikten sonra kıyamet gününde Allah Azze ve Celle'nin huzuruna çıkartılır, sevap ve günahları tartılır, bu kişinin günahları ağır gelir ve cehennem kendisine müstahak olur. Cehenneme gitmesi lazım gelir. Ama bu kişinin dünyadayken tutmuş olduğu Ramazan orucunu Allah Azze ve Celle o iyilik kefesine konulmasını ister. İyilik kefesine konur da diyor kişinin sevapları bu sefer ağır basar ve bu kişinin gideceği yere bedi cennet olacaktır inşallah. Diye yorumluyorlar alimlerimiz. Biz de ümit ediyoruz ki inşallah gizli kalmasının sebebi inşallah böyledir. Allah Azze ve Celle tutmuş olduğumuz oruçların karşılığını, mükafatını inşallah bu şekilde verecektir. İnşallah bu şekilde vermesini niyaz ediyoruz. Ondan dolayı geçtiğimiz her gün, geride bıraktığımız her gün, biraz daha uzaklaştığımız Ramazan-ı Şerif ayının kadirini, kıymetini biraz daha iyi bilelim inşallah değerli kardeşlerim. Allah Azze ve Celle oruçlarımıza hakkıyla sımsıkı tutunan kullarından eylesin. Oruç tutmanın fazileti hakkında buyurulan başka bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki cennette Reyyan isimli bir kapı vardır. Reyyan isimli bir cennet kapısı vardır. Oradan sadece
oruç tutanlar girecektir. Oruç tutanların haricinde hiç kimse o kapıdan içeri giremeyecek. Allah Azze ve Celle o mükafatı yalnızca oruç tutanlara bahşeylemiştir. Ahiret gününde kendilerine denilecek ki kalkın ayağa. Falan oğlu falan, falan kızı falan. Kalk sen dünyadayken hakkıyla Ramazan orucunu tuttun. Hakkıyla sen Allah rızası için yemeni içmeni kestin. Tüm azalarınla orucu hakkıyla tuttun. Kalk denilecek kendisine. O kadar mahşeri kalabalık içerisinde Allah rızası için orucunu tutan kimse ayağa kalkacak. Ve sadece oruç tutanların girebileceği Reyyan kapısından cennete girecekler inşallah. Hatta şunu da belirtmek istiyorum. Cennete gidecek olan herkes kendi meziyetine göre cennet kapılarından davet edilecek. Herkes kendi derecesine göre cennet kapılarından içeri girecekler. Bu konu hakkında buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, çokça namaz kılanlar namaz kapısından, çokça oruç tutanlar Reyyan kapısından, çokça sadaka verenler, zekat verenler falan kapıdan, Allah yolunda cihad edenler, Allah yolunda canını verenler falan kapıdan, Allah yolunda Kur'an-ı Kerim okuyanlar, bolca Kur'an-ı Kerim okuyanlar falan kapıdan. Herkes kendi derecesine göre cennet kapılarından içeri çağrılacak. Cennete davet edilecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şerifi zikrettiğinde Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz diyor ki ya Resulallah, siz buyuruyorsunuz ki herkes kendi meziyetine göre cennet kapılarından içeri girecek. Namaz kılanlar namaz kapısından, oruç tutanlar Reyyan kapısından, sadaka verenler falan kapıdan, cihad edenler falan kapıdan. Soruyor ya Resulallah, her kapıdan çağrılıp da aman bu kapıdan girsin diye davet edilen kimse var mıdır diye sorunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dönüyor. Hazreti Ebubekir radıyallahu anha diyor ki ey Ebubekir, umuyorum ki sen olsun diyor. Subhanallah. Neden Hazreti Ebubekir radıyallahu anh her kapıdan çağrılıyor? Çünkü Hazreti Ebubekir Efendimiz'e her kapının hakkını veriyor. Namaz kılacak sabahlara kadar. Kur'an-ı Kerim okunacak sabahlara kadar Kur'an-ı Kerim okuyor. Oruç tutulacak canını verircesine. Cihad edilecek en ön safta. Sadaka verilecek son damlasına kadar. Şimdi bizler Hazreti Ebubekir olamayız. Ama Allah rızası için şu Ramazan ayının hürmetine inşallah elimizden geldiğince oruçlarımızı hakkıyla tutup da Reyyan kapısından çağrılan kullardan olmaya bakalım. Allah Azze ve Celle hakkıyla Ramazan orucunu tutanlardan eylesin inşallah değerli kardeşlerim. Oruç tutmanın mükafatları çok fazladır, saymakla tükenmez. Fakat vaktimiz kısıtlı olduğundan dolayı biraz da tutmamanın cezası hakkında buyrulan rivayetleri sizlere aktarmak istiyorum. Ki biraz daha oruçlarımıza sarılalım. Ne zaman ki orucu bırakmak aklımıza gelmiş olsa bu söyleyeceğim hadisi şerifler aklımıza gelsin inşallah. Buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başından geçen bir olayı anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bir gece diyor ben uykudayken iki tane adam yanıma geldi. Bakın şunu da belirtmek istiyorum. Peygamberlerin görmüş olduğu rüyaların hepsi vahiy niteliğindedir. Öyle senin benim gibi görmüş olduğum rüyalar değil onların görmüş olduğu rüyalar. Hepsi vahiy niteliğindedir Allah'ın izniyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün uyku esnasında yanına iki tane adam geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i pazularından tutuyor. Böyle koltuk altlarından tutuyor. Götürüyorlar Efendimiz'i. Bir dağın eteğine geliyorlar. Efendimiz'e diyorlar ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çık bu dağa. Efendimiz diyor ki benim bu dağa çıkmam, benim gücüm bu dağa çıkmaya yetmez. Ben bu dağa çıkmaya güç yetiremem. Deyince o iki tane adam Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki ya Resulallah, ey Allah'ın peygamberi sen çık, biz sana yardımcı olacağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o iki adamın eşliğinde yardımıyla o dağa çıkıyor. Bir de bakıyor ki cehennemliklerin feryadı figanlarını duyuyor. Biraz daha uzaklaştıktan sonra bir toplulukla karşılaşıyor, bir grup insanla karşılaşıyor. O grup insanların böyle avurt deniliyor, avurt. Nedir avurt? Elmacık kemiği arasında böyle alt çene arasındaki boşluk var ya, yanak boşluğu. Oraları tamamıyla yırtılmış bir şekilde ve ayakları bağlı olarak o şekilde azap görüyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem soruyor. Bunlar niye böyle azap çekiyor? Bunların yanakları niye böyle yarılmış bir şekilde? O iki tane adam Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme cevaben diyor ki ya Resulallah onlar oruç tutmazdı.
Onlar hiçbir mazeret bulunmaksızın oruçlarını yerlerdi. Eften püften sebeplerden dolayı oruç tutmazlardı onlar. Oruca niyet etmezlerdi. Hani biz diyoruz ya, ya yarın oruç tutmam. Zaten kefaret de gerekmiyormuş. Niyet etmezsem 61 gün tutmama gerek yok. Ha bu hadisi şerif senin aklına gelsin değerli kardeşim. Eğer sen mazeret olmaksızın, mazeret de nedir? Ya baygın olacaksın, ya böyle elden ayaktan iyice düşeceksin, çok rahatsız olacaksın, hastalık, özür sahibi birisi olacaksın. Ha odur mazeret. Onun haricinde, ya yok benim sınavım var, benim kafam çok dönüyor, ben sigarasızlığa dayanamıyorum, ben şuna dayanamıyorum, ben buna dayanamıyorum, hava çok sıcak, çok ağır işlerde çalışıyorum. Bunlar asla bahane değildir. Ondan dolayı değerli kardeşlerim, ne zaman ki aklımıza orucu yemek gelirse bu hadis-i şerif bizim aklımıza gelsin. Çok dehşet verici bir hadis-i şerif daha var. Son olarak onu belirtmek istiyorum. Buyuruyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kişi mazeretsiz bir şekilde Ramazan orucunun sadece bir gününü yerse, sadece bir gün oruç tutmazsa, geçerli derecede böyle hakiki manada mazereti olmaksızın, eğer bir kişi Ramazan orucundan sadece bir gününü yerse, eğer bu kişi geri kalan ömrünün hepsini, altını çiziyorum, geri kalan ömrünün hepsini oruçlu bir şekilde geçirmiş olsa, o bir gün tutmamış olduğu oruca denk gelemez. Bu azap bize yetmez mi? Bu tehdit bizlere yetmez mi değerli kardeşlerim? Atıyorum kişi 25 yaşında, 26 yaşında. Gaflete kapıldı, nefsine uydu. Bir gün orucunu yedi. Oruç tutmadı. Ben dayanamam bugün dedi, niyet etmedi oruca. Mazeretsiz bir şekilde orucunu yedi. Tutmadı yani. Kişi 60 yaşına kadar yaşadı. 35 sene boyunca geri kalan ömrünü. 35 sene boyunca aralıksız oruç tutmuş olsa o bir gün tutmadığı güne denk gelemez buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu durum bizi biraz korkutsun. Ne zaman böyle orucu yemek aklımıza gelirse, böyle eften püften sudan sebeplerden dolayı böyle orucu bırakmak aklımıza gelirse, bu iki tane hadis-i şerif aklımıza gelsin değerli kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hakkıyla oruçlarını tutan kullarından eylesin. Son 3 dakikamız kaldı. Bir şey daha belirtmek istiyorum. Normalde kişinin hayatı boyunca ölünceye kadar hiç kendisinin yakasını bırakmayan, kendisini hiçbir şekilde rahat bırakmayan iki tane azılı düşmanı var. Bunların birincisi nefis, ikincisi şeytan. Ama Allah Azze ve Celle'nin lütfuyla, Allah Azze ve Celle'nin keremiyle Ramazan ayı içerisinde bu düşmanımız bire düşüyor. Bu konu hakkında buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ramazan ayı girdiği vakit cennet kapıları açılır ve cehennem kapıları kapanır. Ve şeytanlar zincire vurulur, zincire bağlanır. Ondan dolayıdır ki Ramazan ayında kişinin aklına o kadar fenalıklar gelmez. Ondan dolayıdır ki Ramazan ayında kişi günahlardan kendisini biraz daha uzak tutar. Niye? Çünkü ikinci azılı düşmanı olan şeytan devrede değil. Şeytan yok ortada. Bizler de bunu fırsat bilip inşallah nefsimize hakim olmaya bakalım. Bizler de inşallah o nefis düşmanımızı dizginlemeye bakalım bu Ramazan ayı içerisinde. Eğer bizler hakikaten nefis düşmanımızı böyle dizginlersek, zaten ortalıkta şeytan yok, hakikaten güllük gülistanlık içerisine geçer bu Ramazan ayı. Hani arada sırada aklımıza gelir, ya şeytan da olmasa ben bunu yapmam. Allah o şeytanın belasını versin. Hep bu şeytandan dolayı ben böyle yapayım. Ya şeytana uyduk filan. Bu ay içerisinde kendini ölçebilirsin. Şeytandan dolayı mı, kendi nefsinden dolayı mı? Eğer kişi Ramazan ayında günah işliyorsa, günahlara batıyorsa, orucunu tutmuyorsa, namazını kılmıyorsa, kendisini günahlardan beri tutmuyorsa, bilsin ki o nefsinden dolayı. Ondan dolayı değerli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin lütfuyla bu düşmanımız bire iniyor. Bize de düşen o bir tane düşmanımızı, nefsimizi inşallah ayaklar altına alıp şu Ramazan ayında hakkıyla kulluğumuzu gösterelim. İnşallah Allah Azze ve Celle hakkıyla böyle Ramazan ayı içerisinde ve ömrümüzün tamamında kendisine layık bir kul olarak yaşamayı bizlere nasip eylesin. Allah Azze ve Celle kendisine layık bir kul, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme layık bir ümmet olarak yaşamayı bizlere nasip eylesin. Allah Azze ve Celle hakkıyla Ramazan orucunu tutanlardan eylesin. Sudan sebeplerden dolayı Ramazan orucunu bırakanlardan eylemesin inşallah bizler değerli kardeşlerim.
İçerisinde bulunduğumuz Ramazan-ı Şerif ayının Allah rızası için kaderini, kıymetini iyi bilelim. Gelecek sene çıkmayacakmışız gibi inşallah bu Ramazan ayını ihya etmeye bakalım. Elimizden geldiğince ibadetler ile dolduralım günlerimizi.